Evet sevgili izleyenler, yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Erkan Tarhan stüdyo misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar diliyorum. Sağ olun efendim. Ne güzel sizi tekrar uzun bir aradan sonra görmek. Hem biz özledik hem izleyicilerimizin eminim gözü aramıştır. Kulak, burun, boğaz hastalıkları deyince aklımıza siz geliyorsunuz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Burun eğriliği. Aslında hocam belki de hayatta pek fazla fark ettiğimiz bir şey değil burun eğriliği. Ancak böyle bazı rahatsızlıklarla hekime gittiğimizde ve eğer dışarıdan görüntüde de bir problem yoksa birdenbire bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir şokla karşılaşıyoruz adeta. Arkadaşlarımızdan rica edelim ekrana o görüntüyü de bir atsınlar ve biz burun eğriliğini burada bir şema üzerinde görelim hocam. Nedir burun eğriliği dediğimiz şey? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Çok sağ olun. Ekibin gözlerinin içi parlıyor. Bu enerji hepinizden alıyoruz. Çok sağ olun. Ne güzel, inşallah hayırlı ve uğurlu programlar yapacaksınız. İnşallah. Burun aslında gözüktüğü kadar küçük bir organ değil. Yani dışarıdan bakınca küçük bir çıkıntısı var ama öyle değil. İçine girdiğiniz zaman burnun ön yüzünden genize kadar, yani buraya kadar giden yaklaşık 14-15 santimlik ve büyük bir boşluk var. İçinde evet, sinüslerin olduğu. Evet, kocaman bir boşlukmuş evet, gerçekten. Hiç dışarıdan gözüktüğü gibi bir burun bir organ. Sadece koku alan değil, nefes alan, havayı filtre eden, süzen, bizi iyi yaşamamızı sağlayan çok temel bir organ. Şöyle de bir şanssızlığımız var. Türk toplumunun %70'inde burun tıkanıklığı var. Öyle mi? Çok niye ciddi hocam? Bir oran. Burun şeklimizle mi ilgili bu? Sadece şekil değil. Genetik yapı tabii ki önemli. Artı doğum travmaları. İşte mesela anne kanalına sıkışırkenden başlıyor burun eğrimi. Evet, İlla evet, düşme, çarpma, kaza olması gerekmiyor. Daha sonra gelişimsel genetik nedenler. Yani her şehrin burun yapısı da farklı oluyor. Yani genetik havuz çok dediğimiz şey. Çok haklısınız değil mi? Evet. Tabii ki kemik bazıları kalıpları. Daha küçük böyle minyon tabii. Burunlar, bazen daha kemerli burunlar görebiliyoruz. Aynen. Evet. Kemik kanıtları bile farklı. Ameliyatta mesela hani kemiği kesiyoruz tabii ameliyatlarda. Bazıları kağıt gibi oluyor, bazıları çok kalın oluyor, zor oluyor. Yani bu genetik yapı önemli. Tabii travmalar, Türkiye'de travma çok oluyor. Yani hepimiz dışarıda daha çok oynuyorduk. Şimdi artık çocuklarımız daha az travmaya maruz kalıyor. Onlar bilgisayar bağımlısı olduğu için maalesef. Evet. Çok üzücü maalesef, aslında bir yandan çok ama. Travmalar, özellikle küçük yaştaki travmaları çok atlıyoruz. Ne demek istiyorum? Çocuk 1 yaşında, işte ne bileyim kanepeye vurdu burnunu. İşte biliyorsunuz çocuklarda daha çok kıkırdak yapı öndedir. Evet. Kemik yapı azdır. Kırılmaz zaten ama eğrilir. İçinde işte kıkırdak katlanır. Ve eğer aile dikkat etmezse, hani uzmana bize başvurmazlarsa o kıkırdak yapı hayatının daha ileri dönemlerinde 18 yaşından sonra kemikleşerek eğri bir burun olarak ona geri dönebilir. Peki bunun belirtileri var mı? Tabii. Şimdi, yani aile hani çocuk düştü birazcık burnu morardı ondan sonra hiçbir şey yok diye öpeyim de geçsin diyoruz ya hocam. Yine öpelim sonra çocuk devam ediyor hayatına. Biz evet. Görelim sonra öpelim o çocukları. Doğru haklısınız. Özellikle... Bir belirtisi var mı? Böyle bazen küçük morarmalar oluyor. Burun tıkanıklığı çok ayırt edici bir şey. Özellikle küçük çocuklardan başladık oradan alalım. Bir travma sonrası çocukta burun tıkanıklığı varsa ondan korkmak gerekir. Niçin Zahide Hanım? Çünkü burun kıkırdaktan içinde kan toplanır. O travmaya bağlı bir kırık değildir. Ama eğer siz o kanı varsa ve temizlemezseniz daha sonra kıkırdakların çökmesine ve ileride çok ciddi burun şekil bozukluklarına neden olur. Yine ufak tefek diyelim çarpmalarda, kazalarda çatlaklar olabilir burunda. Yani illa burnunuzun dağılması, parçalanması gerekmez. Çatlak oldu. Bu çatlak mesela bir trafik kazası da olabiliyor hocam. Olmaz, Allah korusun. Tabii emniyet hani böyle... kemeri mesela değil mi? Evet. Emniyet kemeri takmayanlar da çok olur. Hatta benim bir estetik yaptığım bir gene spiker arkadaşımız Ankara'da estetik emniyet kemeri takmıyor. Karlı bir hava ve tekrar çarpıp burnunu kırmıştı yani. Emniyet kemerine dikkat etmek gerekiyor. Böyle durumlarda özellikle çocuklarda burun tıkanıklığı olursa bu dediğim hematom yani kan toplanması, dokuların arasındaki kan toplanması çok önemlidir. Aile onda uyanık olması lazım. Yine yani işte kırılsa ağrırdı, kırılsa bilmem ne olurdu evet, ki kendi evet. Aramızda hani... Şişerdi, morarırdı, ağrıdan duramazdı. Biz bir sürü şey söylüyoruz, kendimizce de bir teşhis koyuyoruz aslında. Hatta hafif atlattık diye de seviniyoruz. İşte bunu yapmayalım, onu biz görsek çok daha iyi olur. Çünkü burun illa dışarıdan eğrilmek durumunda değil kırılması için. İçinde darbe ve hasarlar olabilir. Bir de bu burun en çok kırılan kemik. Çünkü en önde değil mi? Travmaya en çok maruz kalan. En belki dışarıya bakan o organımız burun aslında. Tedavisi çok kolay aslında. Yani gerçekten çok kolay. Yeter ki erken dönemde tedavi edelim. Burun kırığı 20 gün içinde mutlaka yerine getirilmesi, düzeltilmesi gereken bir süreç. Bu 20 günden sonra artık o burun kırığı hani ameliyata, estetiğe gidip düzeltmek gerekir. Şimdi burun eğrilikleri deyince Zahide Hanım iki misyonumuz var anlatmamız gereken. Bir burnun içi. Burnun içi dediğim
Tabii ben hoca olunca ders vermeyi severim. Bunu evet. Bana vermeyecektiniz artık. Bitmez akşama kadar buradayız. Şu mavi olan kısım kıkırdak kısmı burnun. Evet. Bu iç yapısı buradan baktığımızda. Bu da kemik yapısı. Çocuklarda kıkırdak daha fazladır. Yani arkaya kadar hep kıkırdaktır. Onun için darbelerde kıkırdak katlanır. Kaç yaşına kadar hocam böyle? Ya aşağı yukarı. Bu yaklaşık 8-10 yaşından sonra kemikleşmeye evet. başlar. Ama tam oturması 18 yaşıdır. Yani tam olması. Gene burada mavi gördüğümüz bunun şu uç kısmı, tip kısmı dediğimiz. Bunlar da yine kıkırdak. Bunun arkasında yine tam ortasında bir destek, septum dediğimiz şu kıkırdağımız var. Ara bölme. Biz bunu ara bölme diyelim isterseniz. Seyircilerimiz daha iyi anlasın. Bu da şekille ilgili olan kısımlar. Evet. Şimdi yine bunun dışında hani burun eğrilikleri deyince estetik kaygımız buraları da kapsıyor. Yani burnundaki kıkırdakların eğriliği, asimetrik olması, birinin büyük birinin küçük olması, birinin katlanması, daha evvel ameliyat olması bunlar der. Bu da kemik yapımız. Evet. Hani kemik kemer derler. Evet kemerli bir burun görüyoruz değil mi burası, hocam burada? Evet burası kemerli burun. Şurası kıkırdak kemer kısmı. Burası da kemik kemer kısmı. Biz bunları eğer hastanın nefes alma probleminin yanında estetik kaygısı varsa, estetik kaygı olmak zorunda da değil. Bazen öyle kötü burunlar geliyor ki çok travmatik mesela araba takla atmış, burnu kırılmış, yamulmuş. O zaman sadece bu içini düzeltmekte çözemiyoruz. O zaman yani nefes alması için dışında düzeltmek zorundayız. O zaman dediğim gibi buradaki kemiklere de müdahale ediyoruz. Bu kemeri alıyoruz. Aynı zamanda burnu daraltmak da gerekebiliyor. Buradaki kemiklere de müdahale ediyoruz. Tabii eskisi gibi değil yani. Çok daha kolaylaştı hem bu cerrahi evet. müdahaleler. Ama burun ne işe yarar onu anlatalım mı? Lütfen önce? Hocam evet lütfen. Şimdi yeni doğan çocuklar zorunlu olarak burundan nefes alırlar. Yani bir aylık çocuğun burnunu kapatırsanız boğulur evet. sadece burundan. Çünkü gırtlak çok yukarıdadır çocuklarda. Ağızdan nefes alamazlar. Evet. Burnu açmak zorundayız. Onun için zaten bir burun tıkanıklığı olduğunda çocuk o kadar rahatsız tamam. oluyor ki değil mi? Yani tamam. çoğunlukla hastanelerde ailelerin kendini bulma sebeplerinden birisidir bu. Burun tıkanırsa uzun dönemli burun tıkanırsa ya çocukta sinüzit gelişir. Ya orta kulak iltihabı gelişir ya diğer rinit dediğimiz burun enfeksiyonları geçirir. Yani nasıl arabanın karbüratörü vardı eskiden açık olmazsa çalışmazdı. Burunda insanın karbüratörüdür, hava aldığı yerdir. Havayı dediğim gibi ısıtır burun, burun etleriyle nemlendirir, süzer, filtreler ve en iyi şartlarda akciğere verir. Geçen programda da bir seyircimizin sorusu üstüne cevap vermiştik. Dışarısı -50 bile olsa nefes aldığımız zaman genizdeki hava ısısı 37 derecedir. Evet, çok yani ilginç, inanılmaz evet. bir klima sistemi vardır evet. burnun. Bütün partikülleri süzer. Tabi bu arada alerjenleri de süzer. Eğer siz burundan nefes almazsanız hani ağızdan nefes ağza giriyor. Gider ve astım olmayı daha evet. da kolaylaştırır. Yani burun bir filtre organıdır. Burun olmazsa olmaz bir organdır. Bir de burnun normal tıkanıklıklarından bahsedelim mi çok kısa? Lütfen evet. Çünkü sonra eğriliklere geçelim. Evet. Bu şunun için de önemli hocam. Arada nasıl bir fark var? Mesela burun eğriliğinin evet. belirtileriyle bir tıkanmanın belirtileri ayrı mı? İzleyicilerimiz bize sorularını da ulaştırabilirler. Hem e-maille hem de telefonla. Onu da hatırlatmış olalım. Buyurun. Şimdi tam mevsimi de geldi galiba değil evet. mi hocam? Yine kestim sözünüzü belki ama böyle artık hani bu aralar çok da soğuk da gidiyor havalar. Birdenbire bir ciddi bir sonbaharla karşılaştık. Tabii o yüzden şimdi, önemli anlatacaklarınız. Alerji dönemi en yoğun iki dönemdir. Biri ilkbahar. Birincisi odur zaten. İkincisi de sonbahar. İlkbaharda daha çok da çimen, çiçek, polen, o tür şeyler ön plandadır. Sonbaharda ağaç türevleri ön plandadır ama illa dönemsel olmak zorunda değil. Mesela ev tozları 12 ay alerji yapar. Ne bileyim gıda alerjisi, süt alerjisi 12 ay yapar. Onu böyle bölümleyemeyiz ancak şu dönemde yine ağaç polenlerinin yani ağaç tozlarının yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Onun için alerji mevsimi dediğiniz gibi arttı. Burun tıkanıklıkları da arttı. Isı değişimleri burnun hoşuna giden bir şey değil. Yani dış ortam ısısıyla iç ortam ısısı ne kadar farklıysa burun o kadar çabuk tıkanır. Eyvah eyvah çünkü hakikaten klimalı bir yaz geçirdik. Artık evet. yazlarımız da biraz böyle olmaya çok başladı. Sıcak oldu, o ısı farkı burnu etkiliyor öyle etkiler. Mi? Etkiler. 8 derecenin arasındaki ısı farklarında burun etleri konka dediğimiz şeyler şişer ve burun tıkanıklıkları artar. Onun için iki ortam arasında 8 dereceden fazla fark olması istenmeyen bir durumdur. İkincisi Ankara gibi kuru ortamda, kuru nemli olmayan iklimlerde burun nemlendirme fonksiyonu yeterince yerine getiremez. İşte higrometreyle ölçülen nem cihazları işte 40 civarı ve üstü evet. ölçmesi lazım. Ben kendi evimde de bakıyorum 25'lere kadar düştü oluyor evet. kaloriferin yoğun çalıştığı dönemlerde. Klima gölen nemi alır. Yani nemsiz ortam burnun hem kanamalarını artırır hem kabuklanmalarını hem de tıkanıklıklarını artırır. Bir fizyolojik yani normal burun tıkanıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü buyurun. Bazı insanlar çok hassas oluyorlar. Hani normali anormal olarak algılayıp evet. kendilerini hastalık addediyorlar. Mesela
yattınız, sağa doğru uyuyorsunuz değil mi? Sağ burun tıkanır. Bu normal. Evet. Çünkü kan orada gölleniyor. Kan biriktiği için burun etleri şişer ama siz soldan nefes alırsınız. Tersi oldu. Sola yattınız, sol yine tıkanır. Ama sağ açılır. Bu fizyolojik normal olan bir şeydir. Onun dışında bizim her iki burun deliğimizden boru gibi nefes gelmez. Ya birbirinden gelir, birbirinden gelir. Bizim yapmamız gereken o iki delik arasındaki farkı, yani nefes alma farkı yaklaşık 20 dakikayla 1,5 saat arasındadır. Bunun arasında burun tıkanıklıkları sağ ve sol değişir, açılır. Bunlar da fizyolojik yani normal bir şeydir. Yani hasta diyor ki mesela, hocam ben nefes alıyorum buradan çok iyi, buradan değil. Biraz sonra alın, biraz sonra tersi. Bu normaldir ama her zaman sağ tıkalıysa problem işte o zaman başlar. Evet. Çok da korkmamız gereken şeyler değil aslında. Bazıları değil, evet. Gebelerde olur mesela. Gebelerde ikinci aydan sonra evet, bir yoğun bir burun tıkanıklığı olur. Evet. Çünkü gebelerde yaklaşık 1000 cc yani 1 litre kan artışı olur bebeğe bağlı. Hamilelerde burun tıkanıklığı olur. Bazı ilaçlar yapar. Tansiyon ilaçları da burun tıkanıklığı yapar. Bazı hani rezerkin dediğimiz başka diğer ilaçlar da burun tıkanıklıkları yapar. Ya birçok nedeni var tabii yani bunların. Hocam biz burun eğriliğini konuşacağız. İzleyicilerimizin soruları gelmeye başlamış. Devam edelim, onları bazılarını aktaralım. Hem e-mail ile hem de telefonla bize ulaşabilirsiniz demiştik. Bir izleyicimiz eğrilik ameliyatını kulak burun boğaz uzmanı mı yoksa estetik plastik cerrahi uzmanı mı yapmadı demiş. Önemli bir soru aslında. Şimdi biraz evvel eğriliğin iki çeşidi olduğunu söyledim. Bir burun içinin nefes alma ile ilgili kısmı ki buna septum deviasyonu deniyor bu. Septum bölmesi. Septum demek bölme demek Latince. Septoplasti de buranın içini düzeltilmesi. Rinoplasti, nazoplasti ise dışının düzeltilmesi, estetiğin yapılması. Ama biz KBB hekimleri olarak zaten her zaman her ikisini beraber yaparız. Yani evet, sadece bunun dışını tabii ki düzeltmeyiz. Yapmışken ikisini beraber yaparız. Bunu kim yapsın tabii çok yoruma açık bir soru. Plastik cerrahlar da gayet güzel yapar bu ameliyatı. Yani burada mühim olan kimin yapacağı diye güvendiğiniz bir hekime gitmek. Evet. Septoplasti ama burun iç ameliyatından daha çok kulak boğazcılar yapmaktadır. Ve doğrusu da tabii ki odur. Çünkü nefes alma işi bizim işimiz. Ama estetik de biraz daha iş karışıyor. Ve biz çok yoğunlukla burun estetiği yapıyoruz. Ama plastikler de yapıyor. Onlar da ellerine sağlık. Çok güzel yapıyorlar. Meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ne güzel. Peki hocam burun eğriliğiyle geçerek birazcık devam edelim. Burun eğriliğinde hani çocukluk döneminde atlanan çok şey var dediniz. Önce şuradan başlamak istiyorum. Diyelim ki biz atladık bu konuyu. Ve yaşımız geldi 35-40'a, bazı rahatsızlıklarımız da ortaya çıkmaya başladı. Düzeltilebilir bir şey mi belli bir yaştan sonra? Yoksa mutlaka bunun bir yaşı mı vardır? Şimdi burun eğriliği neler yapar? Önce oradan başlayalım. Yani şimdiye kadar niçin olduğunu anlattık. Şimdi de neler yapar? Burun tıkanıklığı olan insan benim burnum anormal niye tıkanık? Nasıl anlar? Bir kere ağız açık uyur. Sık faranjit olur. Yani sürekli sabah kalktığınız zaman ya boğazım nasıl kurumuş, ben gideyim bardak su içeyim diyorsanız sizin burnunuz tıkalı demektir. Yani ve faranjitler ikide bir benim boğazım ağrıyor. Doktora gidiyorum, doktor antibiyotik veriyor, geçmiyor. Evet. Geçmez ki. Hocam burada yani mesela bazı meslekler var, onlar risk grupları içinde. Hani sanki mesleki bir durummuş gibi de düşünüyoruz. Öğretmenim dolayısıyla işte ya da call center'da çalışıyorum, çok sık birileriyle konuşuyorum. O yüzden oluyor diyoruz. Mutlaka bir kontrol lazım. Lazım tabii. Yani burun tıkanıklığı en sıklıkla kronik faranjit yapar. Çünkü burun fonksiyonlarını anlattık. Şimdi temizlenmeyen, ısınmayan, filtre etmeyen, yani kalitesiz bir havayı siz solduğunuz zaman ortamda ne kadar toz, bakteri, pislik ne varsa hepsini boğazınıza, yutağınıza yapıştırıyorsunuz. Ya burun tıkanıklığınız varsa ağız açık uyuma, horlama, baş ağrıları, sabah sopa yemiş gibi uyanırsınız yataktan. Bir türlü dinç böyle kalkamazsınız çünkü %10 daha az oksijen alırsınız ağızdan aldığınız zaman. Tekrarlayan sinüs atakları, hatta bu nedenle mesela bademcik ameliyatı olup ama gene daha da kötü olan hastalar var. Aslında dert orada bademcik değilmiş, burunmuş. Evet. Sonradan alıyorlar tabii. Bir de şunu, tam sezon giriyor. Çok istirham ediyorum tüm dinleyicilerimizden. Merak ediyorum ben ne diyeceğim. Faranjit için antibiyotik kullanmayınız. Neden hocam? %92'si viraldir. Hatta boğaz... yani şöyle bir eğilimimiz de var galiba bazen, bunu da böyle itiraf edelim. Bu dolapta zaten geçen sezondan kalanlar oluyor. Kullanma tarihleri de geçmemiş oluyor ve biz onu bazen kullanıyoruz. Faranjit dediğimiz yani boğazda takıntı hissi, ateş yok, hafif kırgınlık, boğaz ağrısı. %92'si viraldir. Yani siz %90 boş yere karaciğerinize, böbreğinize zarar veriyorsunuz. Antibiyotik kullanmayınız. İşte boğaz spreyleri tarzı, gargalar tarzı bir şeyler kullanınız. İşte ağrı kesici, grip ilaçları, bunları alabilirsiniz. Yani geçmezse 2-3 gün de bize geliniz. Antibiyotik kullanmayınız. Hem bir faydası olmaz, hem bir sürü size zarar olur.
kronik farenjite burun çok yaptığı için bunu özellikle söylemek istedim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bize şikayetlerle geldi. Evet. Ağız açık uyuması var, tekrarlayan baş ağrıları var, iyi uyuyamıyor. Sabah kalkınca işte dinç değil, boğaz enfeksiyonu var, burunda kabuklanma ve kanama çok olur bunun yerlerinde. Alerjisi varsa burundan su gibi akıntı, hapşırık, kaşıntı bunlar olur. Sinüziti varsa ekstra geniz akıntısı artar. Öne doğru eğilince yüzde ve basınçta ağrı hissi olur, koku alması azalır. Bayağı bir şey yapıyor hocam. Olmaz mı? Hayat kalitesi çok bozar. Evet, gerçekten yani. Öyle. Yani koku alamıyorsunuz, ağrı yapıyor, akıntınız var ve bütün bunların sebebi burun eğriliği. Gerçekten bu çok zor bir şey. Hattımızda bir izleyicimiz var. Murat Uçar Ankara'dan ulaşıyor. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Alo. Murat Bey bizi duyabiliyor mu acaba? Alo. Evet, zannediyorum telefon bağlantımızda bir problem oldu. Son bir kez daha alo diyelim. Alo. Alo. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bizi duyabiliyor musunuz? Evet, Murat Bey sesini tam alamıyoruz sevgili izleyenler. Alo. Hem telefonla hem de e-mail ile bize ulaşabilirsiniz. Bugün burun eğriliği konusunu konuşuyoruz. Hocam dedik ki çok fazla problem oluyor. Yalnız izleyicilerimiz genelde hekim seçme ile ilgili soru sormuşlar. Burun ameliyatı olmaya karar verdim. Doktorumu nasıl seçebilirim acaba diyor bir izleyicimiz. Tabii. Sizi çok fazla da ayakta tutmayalım. Yok, buyurun keyifli. İsterseniz yerimize geçelim. Orada oturarak da sohbet etmeye devam edelim. Bugün burun eğriliği konusunu Doktor Erkan Tarhan'la konuşuyoruz. Bunu tekrar